Merhaba sevgili aslanlar. 3-9 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta başında Ay Koç burcunda olacak. 3-4 Mart'ta ve sizin için destekleyici olacak Ay'ın Koç burcundaki seyri. Enerjiniz yükselebilir, motivasyonunuz artabilir, kendinizi daha girişken ve cesaretli hissedebilirsiniz. Ancak biraz sabırsızlık olabilir. Özellikle ilişkilerde, özel ilişkilerde çok fazla tepkisel ve dürtüsel davranmamaya çalışmanız gerekiyor sevgili aslanlar. Uzaklarla ilgili işler, bazı hukuksal kavramlar, yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık veya yüksek öğrenimle ilgili kavramlar hafta başında biraz daha ilgi odağınız olabilir. Uzaklarda yaşayan akrabalarınız ve yakınlarınızla da haberleşmeler artabilir sevgili aslanlar. 4 Mart akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasına doğru 7 Mart'a kadar işiniz, kariyeriniz, aileniz, aile büyükleri ve genel olarak sorumluluklarınız biraz daha öne çıkacak. Özellikle 6 Mart akşam saatleri 16'dan itibaren öğleden sonraki saatlerde Boğa burcundaki Ay Akrep burcundaki Satürn'e karşıt açı yapacak. Bu biraz gerginlik ve sıkıntı verebilir. Ruhsal olarak kendinizi daha yorgun ve karamsar hissedebileceğiniz gibi özel hayatınız, eviniz veya işinizle ilgili sorumluluklar birazcık sizi zorlayabilir. Ve aile büyükleri ya da hayatınızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkilerde de dikkatli olmalısınız. Ani sıkıntılar oluşabilir sevgili aslanlar. 7 Mart sabah saatlerinden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçince daha rahat etkiler gündemde olacak. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilişkilerinizin yoğunlaşabileceğini söyleyebiliriz. Bazı davetlere katılabilirsiniz veya arkadaşlarınızdan bazı haberler alabilirsiniz hafta sonuna doğru. 9 Mart'tan itibaren Ay Yengeç Burcu'nda hafta sonunda. Ay Yengeç Burcu'nda sizin için de dinlenmek için, biraz daha yalnız kalmak için, bazı kendinizle ilgilenmek için, sağlığınıza özen göstermek için veya aileyle birlikte olmak için etkiler destekleyici olacak. Evet, hafta genelinde gezegen hareketlerine bakalım. Önemli bir gezegen hareketi var. Venüs burç değiştiriyor bu hafta. Kova burcuna geçiş yapacak. Bir süredir Oğlak burcundaydı. Artık Venüs Kova burcunda olacak 5 Mart'tan itibaren ve 6 Nisan'a kadar. Venüs sizi karşıt evinizde, Kova burcunda, ilişkiler alanında destekleyecek. Bu ne demek? Var olan ilişkileriniz daha keyifli olabilir, romantizm artabilir. Eşinizle veya partnerinizle ilişkiler biraz daha hoş ve keyifli hale gelebilir sevgili aslanlar. Bunun yanı sıra yeni teklifler, yeni tanışmalar da olabilir. Venüs Kova burcundayken sosyal hayatınızda veya arkadaş gruplarınız içerisinde ilişkilerde belki yoğunlaşmalar ya da daha özel paylaşımlar, yakınlaşmalar da söz konusu olabilir 6 Nisan'a kadar olan süre içerisinde. 6 Mart'ta Jüpiter ileri harekete dönüyor. Bir süredir Yengeç Burcu'nda retro hareketteydi. Şimdi ileri harekete dönecek ve 17 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda hızla ilerlemesini sürdürecek. Evet sevgili aslanlar, Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki pozisyonu sizi şu sıralar gizli bir dost gibi, bir iyilik meleği gibi koruyor. Birçok alanda sizi destekliyor. Belki bunları siz hissetmeden yapıyor. Farkında olmadığınız bir şekilde sizi destekliyor. Kendinizi biraz daha olgunlaşmış, manevi konularla biraz daha ilgileniyor bulabilirsiniz. Özellikle 12. evinizde ilerlediği için ruhsal olarak sizin için şu sıralarda bir tür şifa veren, sizi şifalandıran, bilinçlendiren, hayatınızda bazı farkındalıklar getiren bir pozisyonda Jüpiter ve sizin için de bu şekilde ileri harekete döndüğünde yine desteklerini ve yardımlarını sürdürecek sevgili aslanlar. Tabii 17 Temmuz'dan sonra Jüpiter Aslan'a geçince belki hayatınızda daha aktif bir şekilde Jüpiter'in şanslı fırsatlarıyla da karşılaşma imkanını bulacaksınız. Evet sevgili aslanlar, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı yorumlar için lütfen hafta içerisinde günlük burç videolarımızı da burcunuz ve yükselen burcunuza göre izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.